Merhabalar, Semih'in mutfağında yeni bir tarifle birlikteyiz. Bu tarifimizde patlıcan pabuçağı yemeğini çalışacağız. Belki ilk defa duyacaklar vardır, kuvvetle muhtemel. Ama gördüğünüz gibi bizim damak tadımıza birebir uygun bir yemek. Bu yemeğimiz için, patlıcan pabuçağımız için 4 adet iri topan patlıcanımız mevcut. Gördüğünüz kase boyutunda yaklaşık 400 ila 500 gram aralığında rendelenmiş kaşarımız mevcut. 400 mililitre kışlık domates olarak hazırladığımız domates püremiz. 1 adet iri boy soğanımız, yemeklik doğradığımız 3 adet yumurtamız. Yeteri miktarda ben birer tatlı kaşığı karabiberim, tuzum, şekerim, toz şekerim ve bir miktarda unumuz var. Ayrıca da bir çay bardağına bir parmak eksik zeytinyağımız mevcut. Patlıcan pabucağı yemeğimiz için gereken ürünlerimiz bunlar. Yemeğimizin yapımına başlayalım. İlk iş olarak topan patlıcanlarımızı gördüğünüz gibi kabukları üzerinde ikiye ayırdık ortadan. Şimdi kaynar suyumuzun içine vereceğiz topan patlıcanlarımızı. İyice şöyle hafif iyice derken yumuşayana kadar topan patlıcanlarımızı kaynar suda izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımızı güzelce derin bir tenceremize yaydık. Kaynar kıvama gelmiş su içinde iyice yumuşamalarını sağlıyoruz. Patlıcanlarımız istediğimiz yumuşama seviyesine geldi. Küçük bir tepsi fırına aldım. Yumuşama seviyesine, daha doğrusu soğuma nereden çıktı. Şimdi soğutacağız patlıcanlarımızı. Bir tane örnek gösteriyorum. Soğuduktan sonra patlıcanlarımızın yan duvarlarını bıçak yardımıyla çizip içini patlıcanlarımızın şöyle kenara alacağız. Patlıcanlarımızı böyle oyuk bir vaziyette, içini doldurabileceğimiz bir vaziyete getireceğiz. Bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımızın içlerini aldık. Fırın tepsimize pişirme kağıdımızı serdik. Patlıcan kabuklarımızı oturttuk pabucak yapımımız için. Şimdi içimizi güzelce bir tahtanın üzerinde patlıcan içlerimizi hafif incelteceğiz. Ondan sonra harcımızı hazırlama işlemine başlayacağız. Gördüğünüz gibi patlıcan İçlerimizi güzelce incelttik. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi harcımızı hazırlayacağımız tavamıza zeytinyağımızı bıraktık. Tavamızı kızdırdık. Akabinde soğanlarımızı bırakıyoruz ve güzelce soğanlarımızı öldürüyoruz. Soğanlarımız istediğimiz kıvama geldi. Şimdi patlıcanlarımızı güzelce bırakıyoruz. Soğanımızla şöyle bir karıştırıyoruz. 1-2 dakika ısısını almasını sağlayacağız. Patlıcanla soğanımızı harmanladıktan sonra domates sosumuzun ilavesiyle harcımızın yapımına devam ediyoruz. Domates sosumuzu da güzelce harcımıza yedirdikten sonra işlemimize harcımızın diğer unsurlarına geçeceğiz. Bu aşamada domatesimizle beraber şöyle bir taşım fokurdatacağız iç harcımızı. Evet, harcımızı alacağımıza yakın şekerimizi, tuzumuzu ve karabiberimizin ilavesiyle karıştırıyoruz. Harcımızı almaya yaklaştık. Baharatlarımız da şöyle yesin. Hafifçe kaynamasını yapmaya devam etsin. Ocaktan aldık kaynayan harcımızı. Şimdi ocaktan almış olduğumuz harcımızın içine güzelce kaşarımızı bırakacağız. Kendi sıcağıyla kaşarımızı şöyle bir güzel harmanlayacağız. Gördüğünüz gibi harcımızla beraber kaşarımızı bir güzel, bakın, oh, kendi sıcağında şöyle kaşarımızı bir güzel erittik. Burada taze kaşar, miyaliç peyniri, ne bileyim özellikle peynirler kullanabilirsiniz, dil peyniri vesaire vesaire. Ben ne bileyim parmesanına kadar kullanabilirsiniz. Ben taze kaşarı tercih ettim. Gördüğünüz gibi yediriyorum. Kaşarımı güzelce yedirdim. Tarifimizin başında 3 adet yumurtamız vardı. 3 adet yumurtamızı güzelce çırptıktan sonra aynı karışımımıza katıyoruz. Ve yumurtalarımızı da şöyle güzelce harmanlayacağız. İç harcımız hazır. Gördüğünüz gibi yumurtasını da çektirdik. Şimdi geldik, patlıcanlarımız beklemedeydi. Geldik patlıcanlarımızın içini doldurmaya iç harcımızla birlikte. Bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret olacak. Güzelce bütün patlıcanlarımızın içine harcımızla dolduracağız yeteri kadar. Patlıcanlarımızın iç harcıyla dolmuş şeklini görüyoruz hep beraber. Patlıcan pabucağı yemeğimizin son aşamasında şöyle üstüne bir tutam un bırakacağız. Her birinin şöyle kendilerini toparlasın diye. Unumuzu da bıraktık. Unumuzu bıraktıktan sonra birer adet şöyle defne yaprağını da patlıcan pabucağı yemeğimizin son dokunuşu olarak yapıyoruz. Ve ondan sonra alt üst ısıtıcısı açık 200 derecelik fırınımıza süreceğiz. İyice üstünün şöyle bir çekmesini, kızarmasını sağlayacağız. Ondan sonra yemeğimiz servise hazır olacak. Patlıcan pabucaklarımızın fırın çıkışını hep birlikte izliyoruz. Pişimini tamamladı. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi servis tabağına alacağız. Patlıcan pabucakimiz servise hazır halde. Gördüğünüz gibi hafif de bir süsleme yaptık. Süslemenin akabinde tüketime hazır hale geldi. Oldukça leziz fakat o derecede basit bir yemek. Değişiklik arayanlara şiddetle önerebileceğimiz bir yemek. Malumunuz mutfağımızda çok yer almayan bir yemek, bir tarif. Ama farkındaysanız bütün patlıcanın öğelerini kullanarak, son derece tatlandırarak, kullanarak daha doğrusu bir yemek ortaya çıkıyor. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Semih'in mutfağında bu tarifimizde patlıcan pabucağı çalıştık. Bir başka tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.